Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Haçanna musulman kişi, en gavvariyen kişinin kim dilenle musulman kişine mi cevap vermeli? Hava musulman da onlar. Haçanna musulman kişi, en gavvariyen kişinin kim dilenle musulman kişi fikirlenmeyen, günü vermeli cevabı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır. En hayırlı ve en kuvvetlileri adına cemleyen kişi Peygamberlerdir. Peygamberlerin en hayırlısı ve en üstünü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Müslümanların en kuvvetli kişisi ve ilkinci bilen görevli alayan kişisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır. Müslüman için Peygamberimizden üstün, Peygamberimizden aziz hiç kim olmalı değildir. İlki olan Peygamberimizdir, sonra başka kişilerdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de gelen hadisinde diye ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اَلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَحَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Kim de şu üç vasıf olsa, şol kişi imanın lezzetini alır. Allah Teala'nın ve onun Resulü'nü hem zaten kovurmak. Bir kişini dine Allah için kovurmak. Ve imansızlıktan göğe oda atılmaktan korkuşu yali korkmak diye. Demek ne demek? İlkinci bizim kovur yanımız Allah ve Resulü olmalı. İkinci zat ne demek? Bize imanın lezzetini alacak zatlardan ikincisi ne demek? Bir kişini kovursam, bir kişini yigrensem, Allah için kovurmalı, yigrensem Allah için yigrenmeli. Pul için, vazif için, at, avro için, avadan için ya başka zat için değil. Aramızdaki doğunluk, dostluk neyme esaslanmalı? Allah'ın razılığına esaslanmalı. Ve Allah Teala bize iman nimetini veren olsa, Müslüman olmaklık bize müyesser eden olsa, imansızlıktan, kafirliğe kayıtmaklıktan, göğe yanıp duran oda seni biri atacak olsa ne ile korkarsın? Şol hili imansızlıktan korkmalı. Yine şu üç vasfı özünde cemlen kişi, Peygamberimizin deyişi hali imanın lezzetini alır. Müslümanlığının hem kadrını bilir Müslüman doğunlar. Ve Sahih Buhari ve Sahih Müslim hadis kitaplarına gelen başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıya La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veledihi ve nâse ecma'in. Men siz için ene atağınızdan, bağlı çağınızdan ve insanların ehlisinden khas eziz, khas sevgili bolyançam iman ettiğiniz bolmaz diye. Sahih Buhari'de gelen hadiste şöyle haber veriliyor. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve ahizu bi yedi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fekale lehu Umar, ya Resulallah, le ente ahabbu ileyye min kulli şeyin illa min nefsi. Sahaba diye, Allah olurdan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile oturduk. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ın elinden tutup oturdu diye. Şunu Ömer radıyallahu anh ona aitti diye ya Resulallah sen benim için özümden başka ehli zattan has edilsin, has kovsun dedi diye. Fekal el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la vellezî nefsî biyedih hatta akunu ahabbe ileyke min nefsik. Onunla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ay diye yok Ömer diye. Canım elinde bolana Allah'a kasım olsun. Men sana diye özünden hem eziz bolyançam bolmaz diye. Fekale lehu Ömer fe innehu l'an vallahi le ente ahabbu ileyye min nefsi. Onunla Ömer radiyallahu anh ay diye ya Resulallah vallahi diye bundan son indi sen bana diye öz canımdan hem ezizsin. Sen benim için öz canımdan hem hasta uygulusun diye. Fekala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el an ya Ömer diye. Peygamberimiz ay diye ya Ömer inni bollu diye. Yani bizim hem Müslüman doğanlar görüllemiz
ilkinci görüllerimiz ve en gavvariyenimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulmalı. Ondan sonra yine Peygamberimizin sahabaları, Peygamberimiz nehiyle gavvarıptırlar. Peygamberimizden sonra bizim görüllerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabaları, yani ilkinci nesil Müslümanlar, Peygamberimizin yetiştiren Müslümanları. Peygamberimizden sonra bizim görüllerimiz sahabalar. Görün sahabalar nehiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gavvarıptır. Vallahi sen bana diyor ya Resulallah canımdan hem beter nami edistin deyip ay diyor Ömer radiyallahu anh. Sahih Bukhari ve Sahih Muslim'de gelen hadiste şeyle aydılıyor. Enne a'rabiyen kâle li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem metes sa'a. Kâle lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma a'dette leha. Kâle hubballahi ve Resulihi. Kâle ente ma'a men ahbebt. Bir bedevi, yani çarva Arap gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah kıyamet haçan kopya deyip soruyor. Onunla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydı ya sen kıyameti neyme tayinledin? Yani neyme kıyametin haçan kopya onu neyme edecek? Bugün kopar, ertir kopar, 100 yıl son kopar, 50 yıl son kopar. Mesele haçan kopya değil. Mesele biz haysa amal bilen kıyamete bariyaz. Biz kıyamet için, ahiret için neyme amalımız var? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'im ol kişi neyme diye sen kıyameti neyme tayinledin diye. Onunla ol kişi ay diye hubballahi ve rasulihi Allah ve rasuluna bolan sevgiyi tayinledim diye. Ken amalıma yok emma neyme Allah ve rasuluna beni vepalı diye. Şol ikisini ben hem zaten Allah Teala'nın onun Resulü'nü hem zaten kavvar yani. Şolara bolan sevgimi tayinledim diye. Onunla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona neyme diye. Ente ma'a men ahbebt. Sen onunla diye kavvaranlarımla bile bolarsın diye. Ahiriyette. Sahabelerden kabiri diye Allah onlardan razı olsun. Müslüman bolanımızdan sonra diye Peygamberimizin şul aydan hadisine beğenişimiz yali hiç burada da beğenmedik diye. Çünkü biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavvarıyız. Biz Ebu Bekir'i kavvarıyız. Biz Ömer'i kavvarıyız diye. Edil olur ya amel edip başarmasa biz olur kavvarıyız diye bay diye. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de gelen hadisinde diye min أشد أمتي لي حبا ناس يكون بعدي يود أحدكم لو رأني بأهله وماله من ننثن رضي أمتمدن من شيلة ورقور يان كشلر بولر حتى أولردن بيري من قرمك شين مشقلة ثنن ومال بلكنن جشمل بولثة دي من قرمك إسلار ديب أيديا ve Müslüman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavgırıp onu eğermek, her işinde onu görüllü almak, her işinde Peygamberimizin yören yolunun yürümek, şol yolla doğurdurmaya çalışmak, amel etmeye çalışmak Allah-u Teala'nın razılığını kazanmaklığın yeketek yoludur. Başka yol yoktur. Eğer Allah-u Teala'nın razılığını kazanacak olsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kavgırıp şunu görüllü alıp, şunu nusku alıp, şunu yolundan yürümelidir. Her işimizde, dini dünyayı her işimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre bulmalıdır. Şol sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinin 31. ayetinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye ayet olur. Eğer Allah Teala'nın kuvveriyen bulsanız bana itaat edin. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin. Şunu Allah sizi söyler ve günahlarınızı bağışlar. Allah Teala bağışlayıcıdır, merhametlidir diye. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kuvvermek, dilde demek bilen tamam bolyan derler Müslüman doğanlar. Şuna kuv düşünelim. Yani dilimle ya Resulallah Peygamberimizi ben kavverdim. Ben canımdan beter kavveriyen deyip yani kuğrısı da demek bilen Peygamberi soymaklık, Peygamberi kavvermaklık tamam bolyan derler.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kovuryanımızı amalımız bilen sübut etmelidir. Bizim şu amallarımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kovuryanımızın alamatıdır. Gelin şimdi görelim Müslüman doğanlar şu alametlerden kaviri nameler. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kişinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kovuryanının alameti olan amallar nameler. Birincisi, dirka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dirka ve dünyadan kaydından sonra onun yoluna vefalı olmak sünnetini yayratmaktır. Bu işi dirka sahabeler etti. Dünyadan kaydından sonra hem onların yolundan gelenler etti. Ve hazır kuna çenlik hem neyme Peygamberin yolunu yürüyen Müslümanlar devam ediyorlar şu yolu. Yani neyme Peygamberimizin yoluna vefalı olup sünnetin öğrenip amel edip yayratıyorlar. Sahabeler, yani ilkinci nesil Müslümanlar İslam'ı yayratmakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kömekçi oldular. Mallarını ve canlarını İslam için fida ettiler. Ve bunun için hiç bu gözlerini hem kırpmadılar, kırcınlenmediler. Savaşlarda bedenlerini Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme kalkan edip can pena oldular. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaydından sonra hem sahabeler İslam'ın yayramayı ve yeniş için dünyanın çar kuncağına gidip İslam'ı yayradıp cihad ettiler. Sahabelerden sonra gelenler hem şey deyip devam etti. Ve Müslüman doğanlar hak batıl savaşı, hak batıl görüşü hazır kuna hem devam edip dur. Eğer Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i kovu görmekte, ona vefalılıkta doğruçul olsak, şunun kuvunla hem onun sünnetini öğrenmeli, şuna göre amel etmeli. İslam'ı yayratmak bilen onun yoluna hizmet etmelidir. Sahabeler yani gerek olsa malımızı ve canımızı şu yolla koymalıdır. Şuna Müslümanlık öne gider, şuna din öne gider. Her kim malından, canından korkup, hakkı öğrenip, öğrenmeyen otursa, ya da öğrenmeyen sonra amel etmeyen otursa, ya da öğrenip amel edenden sonra bana başıma vırdat gelemesin deyip, dümüp sus olup otursa, bu din Müslümançılık ne edip yayramalı? Ondan korkup, bundan korkup, bu kulu otursa bu İslamçılık, Müslümançılık ne edip yayramalı? Eğer Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu vipalı olsak, Peygamber'e kovuryan, biz çınlakayı doğruçul diyen bolsak, onunla Peygamberimizin yoluna, sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna hizmet etmeliler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kovuryan adamların birinci alameti hem şulur. İkinci, söyün söyyanını eğeryenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kovuryanımız için olsa onun buyruklarını berca etmeli, tavşırıkları bilen yaşamalı. Şunu söydün oluyor. Şunu Peygamber kovardın oluyor. Dilin bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim deyip ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kovuryan deyip yaşayışında onun sünnetini özüne görüllü almasan, onun tavşırıkları ve buyrukları bilen hareket etmesen o kişi yalancı kişidir, doğruçul değildir. Müslüman kişi ibadetine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görüllü almalı, şol hile ibadet etmeli. Edep ahlakına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görüllü almalı, şol hile bulmaya çalışmalı. Toy tutunda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in toy etmeli, öğre dışyalak etmeli, şunun şeriatına göre etmeli. Özünü terada koyun, ölçen, şol bol duran toylon, ahlakı böyle Peygamberimizin öğreden toy mu? Ya nusrası kafirlerden alınan toy mu? Yine şey deyip öz amalımıza seyretsek, Peygamberimiz biz kovuryan diyese hemmemiz, biz doğruçul mu ya değil mi? Sonra bizim amalımız gör kadar durur. Yasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğru düşeyalak bulmalı. Peygamberimiz ne hile yas tutup dur mu, tutma anlar mı ya biri dünyadan kaydından sonra ne hile cahil yaptır, cahilinden sonra
edilmeli düzgün nizam neye hilek bulup dur? Bizim şu at gidip yorşumuz şol hilek mi? Ya başkaça mı? Doğru şol olsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre düzeltmeli. Sevda eden de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına göre hareket etmeli. Halal olmalı. Riba, fütkarlık etmeli değil. Doğru şol olmalı. Geynişimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını ve geynişini görürlü almalı. Bıravur şol hirek bol başarmasak am. Şuna yakinle sık bulmalı şun sünnetine. Bulma anna şeriatın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatında koyun umumu kadıları bozmalı değil. Ene Müslüman doğanlar Peygamberimizi söyleyen kişinin ikinci alameti hem şullur. Söyün söyleyenini eğeriyendir. Peygamberimizin diyeni bile bulmalı. Yine bir alameti Müslüman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme köp salavat aitmeli. Dine aleyhisselam demek bulmaya kim galiyendir? Sallallahu aleyhi ve sellem demeli. Sallallahu aleyhi ve sellem demeli. Kâver kişiler Peygamberimizin adı tutulanına hem gürlemen oturuyor. Ya olmasa Peygamberimizden gürrün edilenine sallallahu aleyhi ve sellem adeti bir adamın gürrün edileni alakka edip gürleye. Bu Peygamber'e karşı edepsizliktir, terbiyesizliktir. Senin vazifen ne mi olsa olsun, sen prezident ol, başkası ol, sultan ol, han ol, kim olay? Nire de olsan bol, tapavudu yok, resmi gayri resmi. Eğer de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adı tutulsa, hükman Müslüman kişi salavat aitmalıdır. Yeni bir alametlerinden biri Peygamberimize sevgiyin, Peygamberimize kovver yanımızın alametlerinden biri Müslüman doğanlar, Peygamberimizin ehli beytini ve sahabalarını kovvermek. Peygamberimizin ehli beyti diyenimiz, Peygamberimizin maşkalası, nesli, ayağları, Peygamberimizin ayağları, Müslümanların eneleri. Ondan sonra Peygamberin çağaları ve umum Peygamberin ehli beytini kovvermek, sevmek ve silemek. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını kovvermek, onların kadrını bilmek, onların ilmine kaydıp varmak. Her bir işimizde Peygamberimizden sonra sahabalar nahilek ediptir. İlimde, ibadette, takvalıkta, zikirde, bütün işinle gücünle ahlakına nahilek bulptur. Onları seyretmek, onları görle almak, onları kovvermek, sahabaları hayırda yatlamak, sahaba dil zodyan, münafık ve zındık adamları yiğrenmek. Yine Peygamber'e olan sevgimizin ve vefalığımızın alametlerinin biri hemşirilir. Ve yine bir alametlerinin biri Peygamberimiz kovveren kişinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ters hareket edeyen bidgatçıları kalemezlik. Eğer de biri gelip sizin oyunuza girip oyunuzun içine isleyişi alakka hareket etse hiç kim şuna razı olmaz. Edil şunun alakka din bizim hem mizadımız. Biri gelip bizim dinimizde ağzına geleni gürlep dursa, delilsiz gürlep dursa, ol varken bu yokken özüne adı ne mi olsa olsun, ahun olsun, pir olsun, kim olsa olsun, delilsiz zatlar gürlep, halka azdırıp, men evliya men pir deyip, ya şuna mendaş atlan, ya olmasa tasavvufçu deyip, sohbu deyip sözlerin aşağına bukulup, dine bidgatlar salıp oturan olsa, şol insanları hem yigrenmeklik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine vefalılığın alametidir. Edil öz ayağının kavanışını alakka Peygamberin sünnetini hem kavanmalı. Öz kızını keseki gözlerden koruyuşunu alakka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hem korumalı. Başaranından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu arada delilsiz ne mekellesine gelirse gurulağa oturan adamlardan ne olmalı? Müslüman seyre sahip olmalı olur halamalı değil. Kıyna sakta şuun kuunna kâvır Müslüman doğunlarımız şu meselede kavuşaklığa diye. Ay öz uğruna gezip bör neyme bidgat istede ziyan yok. Yok Müslüman doğunlar edil arak ve şerap şuna mengdaş tahtlardan ağa edişim ziyalak bidgatçılardan hem ağa etmeli. Ki bidgatın İslam'a ve dine Müslümanlara beriyen ziyani bidgatın üstünde ortaya çıkayan ağzalılıklar arakçıların, şerapçıların, uğurların, parahorların çıkarayan ziyanından ve beriyen ağzalılığından yaşama mengdaş ervetliklerinin has uludur. Kavudu pikirlenseniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi? 73'e bölünürsünüz. Birinin kalını cehennemidir dedi. Siz men ve sahabalarımın yolundan yören dedi. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavveriyenimiz çın olsa,
Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz sünnetine vefalı olsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ters hareket edeyen bidatçılar hem bizi halamalı değerli Müslüman doğanlar. Allah Teala bizi özünü ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kuvvuryan ve onun yoluna yürüyen takva bendelerini nesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.